Mümin
müminleri ilgilendiren, müminleri, Müslümanları alakadar eden suallerin başında bu geliyor. Ey Müslüman, yeryüzünde senin en çok rağbet ettiği şey ne olmalıdır? En çok değer vereceğin şey ne olmalıdır? Ey Müslüman, peşinde koşman gereken şey, arzu ettiğin şey, ulaşmak istediğin şey ne olmalıdır? İşte revaidin manası, medlulü bunların arasından çıkarır. Yoksa sadece Recep-i Şerif'in ilk perşembesini Cuma'ya bağlayan akşam idrak ettiğimiz saatlerden ibaret değil, asıl manası, asıl gayesi bu kelimenin arkasında mevcut olan hakikatleri bilmeye bağlı. Kısaca kelime manasını böylece ifade ettikten sonra geniş olarak konuyu ele almak istiyoruz. Aziz müminler, öyle bir memlekette, öyle bir ülkede, bölgede, coğrafyada yaşıyoruz ki her şeyden önce Müslüman nerede yaşadığını, hangi şartlar altında yaşadığını ve nasıl bir istikamette gittiğini çok iyi tespit etmesi lazım. Çok iyi tespit etmesi lazım. Neredeyiz? Nasıl bir hayat yaşıyoruz? Yaşadığımız hayatın akışı, istikameti nereye doğru gidiyor? Yaşadığımız dünyanın, bölgenin, ülkenin rağbeti, arzusu ne tarafa gidiyor? Nasıl bir akıntının içerisindeyiz? Bütün bunları düşünmek suretiyle bu mübarek revaid gecesinde inşallah Teala belli bir fikrin, belli bir mananın, belli bir mesajın etrafında bütünleşmek istiyoruz. Allah-u Teala cümlemizi tevhidin etrafında bütünleşmek nasip etsin. İnanıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir ömür, bir hayatın içindeyiz. Az veya çok şu hayatın içinde yaşıyoruz. Hiç kimse ne kadar yaşayacağını, ne zaman bu hayata, bu dünyaya veda edeceğini bilmemekle beraber İşte yaşıyoruz. Erginlik çağına büyüme erdikten sonra da sorumluluğumuz başlıyor. Aziz müminler, biliyorsunuz ki erginlik çağı dediğimiz bir çağ var. Bunları herkes bilmesi lazım. Biliyor zaten. O ergenlik çağına girdikten sonra, büyüme erdikten sonra artık bize verilen hayattan, ömürden sorumluluk içine giriyoruz. Yaşadığımız hayatın her sahasından, her sahnesinden sorumlu olacağımızın şuuru içindeyiz. Mümin olmak bu demek zaten. Mümin, yaşadığı hayatın hesabını hesap gününde Allah'a vereceğine inanan ve inandığı gibi yaşamaya çalışan, mücadele eden bir varlık ifadesidir. Ancak hemen şunu ifade edeyim ki ve fer fer, tek tek her birimize sormuş olayım ki vaka tek tek
sormuş gibi, her birimize sormuş gibi kabul edin ki bugün göğsümüzü gere gere rahatlık içinde, güven içerisinde, huzur içerisinde Müslümanlar olarak inandığımız gibi, aynen iman ettiğimiz gibi, Allah'ın kitabında emredildiği gibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in gösterdiği gibi tek kelimeyle inandığımız gibi yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyor muyuz? Bu suali her kimliğinin vicdanına soruyor. Bu mübarek Revaib gecesinde her bir müminin vicdanına, iç dünyasına soracağı bir sual olarak ve sonra da bunun cevabını kendi içinde, kendi vicdanında vermesini istiyoruz. Açıkça görülen o ki, yeryüzünde dünyanın dört bir tarafında nüfusu 1,5 milyara ulaştığını söylenen yeryüzünün Müslümanları üzülerek ifade edelim ki bu mübarek gecede açıkça itiraf edelim ki inandığı gibi yaşamak zevkinden ve saadetinden mahrum bulunuyor. İnandığı gibi yaşamanın hürriyetine malik bulunmuyor. Zira yeryüzünde şimdilerde, şu asırlarda, şu devirlerde, şu günlerde, şu aylarda, şu sene içerisinde yeryüzünde hakları çiğnenen, hürriyetleri çiğnenen, ezilen, kanları dökülen, vatanları işgal edilen milletlerin başında Müslümanlar geliyor mu gelmiyor mu? Müslümanlar geliyor. Hakları çiğnenen, insan haklarının konuşulduğu, görüşüldüğü, tartışıldığı bir asırda hala inandığı gibi yaşama hakkına sahip olamayan, inandığı gibi hayatını tanzim etmek hürriyetine sahip olamayan insanların ve toplulukların başında maalesef yine Müslümanlar geliyor. Bu çok acı bir hadise ama itiraf etmek zorundayız. Kabul etmek zorundayız. Bunun sebepleri var. Bunun fevkalade sebepleri var. Evvela bu sebeplerin başında Müslümanların yeryüzünde rağbet ettikleri şey, en çok arzu ettikleri şey, canlarını ve mallarını uğrunda ödeyecekleri şeyin ne olduğunu tespit etmek lazım. Meseleye buradan başlamak lazım. Çünkü bir müminin rağbet ettiği, arzu ettiği canını, malını vermek suretiyle kendisini adadığı, sevdalandığı bir dava. Evvela bunu tespit etmek lazım. Müslüman için dünyada en muazzam, en mukaddes, en ehemmiyetli meselenin ne olduğunu tespit etmek lazım ki ondan sonra neyin mahrumu olduğumuzu, neyin peşinde olduğumuzu, neyi dava ettiğimizi daha yakından takip etme imkanı başlar. O halde meselenin başında yine bu konu geliyor. Aziz müminler, %99 halkı Müslüman bir ülke diyoruz yaşadığımız ülkeye. 100 kişide 99'u Müslüman. Bütün konuşmalarda böyle söyleniyor. Bütün yazışmalarda böyle söyleniyor. Demeçlerde, beyanlarda, anketlerde böyle ifade ediliyor. 100 kişinin 99'u Müslüman diye de böyle söyleniyor. Fakat
İstanbul milletinden 30 milyar kumar parası, Allah'ın haram ettiği, yasak ettiği, nehrettiği kumar parası bana da çıkacak, bana da çıkabilir, bana da isabet edebilir hayali ve ihtimaliyle 30 milyon kumar oynadı ve kumar bileti satın aldı. 100 kişide 99 Müslüman var ülke, 30 milyon. Nüfusumuzun yarısı. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar insan neye rağbet etmiştir? Neyi arzulamıştır? Dine rağmen, Allah'ın hükmüne rağmen, İslam'ın hükmüne rağmen neyi arzu etmiştir? İyi düşünmek lazım. Yine dün değil, evvelki günkü günlük gazetelerde Yeşilay Cemiyeti'nin başkanı Selahattin Bey bir açıklama yaptı. İçki tüketiminde dünyada 3. sırada izledi. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada 3. nüfus oranına göre içki tüketiminde dünyada 3. halkının %99'u Müslüman var. Korkunç bir şey. Ve sadece çok affedersiniz, rakı tüketiminde 1981 yılıyla 1991 yılları tahlil edilmiş, 81 yılında 81 yılını teşkil eden 365 günde, yani 10 sene evvel, bir yıl içerisinde 11 milyon rakı tüketilmiş, 1991 yılının içinde 365 günde bu tüketim 66 milyon litreye çıkmış. %99'u Müslüman olduğu söylenen ülke. Bütün bunlar bizi derin ileri düşündürüyor. Bu toplum nereye gidiyor? Bu insanlar nereye gidiyor? Yine Allah'ın şiddetle nehyettiği وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا dediği zina olayı, fuhuş dediğimiz olay nasıl başını alıp gittiğini görmektesiniz. Yine 91 yılının içinde hepiniz biliyorsunuz, devlete en çok vergi vererek rekor kıran vergi rekormenlerin başında yine bir fuhuş işletmecisi olan bir kadının gazetelerde ilan edildiğini mutlaka duydunuz. Devlete en çok vergi vererek rekor kıran insanların başında umumhane işletmecisi geliyor Türkiye'de. Vallahi böyle. Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Nasıl bir ülkede yaşıyorsunuz? Nasıl bir bölgede yaşıyorsunuz? Bunları bilmek lazım ki ne istikamete gittiğini tespit edelim. Hastalığın ne olduğu bilinmelidir ki teşhisini yapalım ve tedavisini edelim. Çocuklarımızın ve aile hayatımızın içine kadar sokulmuş bulunan televizyon olayı, gördüğünüz gibi korkunç bir fuhuş yarışına girişildiği görülmektedir. Hangi kanalı açsanız bir kadınla bir erkeğin veya bir kadının birden fazla erkekle cinsel alakasını gösteren korkunç filmler ve yayınlar gözümüzün önüne çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Nereye gidecek? Bu toplum nereye gidiyor? Neye rağbet ediyor? Neyi arzuluyor? Bütün bunlar Müslümanları, müminleri derinden derine düşünmesi gerekiyor.
inandığımız, iman ettiğimiz ve inancımızı hayatımıza hakim kılmamız ve bu yolda mücadele etmemiz gerekirken tam bir seyirci durumundayız. Tam bir seyirci, elleri bağlı, dilleri bağlı, sessiz, nefessiz bir toplum yönündeyiz. Böyle bir eylemdeyiz. Halbuki buna mukabil Allah'ın rahmetini ve Allah'ın cennetini arzu ediyoruz. En büyük rağbetimiz cennet. Rabbimizin cennetine, Rabbimizin cemaline nail olmak istiyoruz. Ona ulaşmak istiyoruz, onu kazanmak istiyoruz. Fakat halimiz meydanda, yaşayışımız meydanda, tavrımız meydanda, tarzımız meydanda. Ve Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya müminlere, Müslümanlara şöyle sesleniyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Ey müminler, sizden evvelki müminlerin ve Müslümanların başına gelen belalar, sıkıntılar, zahmetler, musibetler, savaşlar ve buna benzer bir türlü meşakkatler sizin de başınıza aynen gelmeden cennete gireceğinizi mi umuyor veya hayal ediyorsunuz? وَلَمَّا يَتْفِكُمْ مَسَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden evvelkilerin başına gelenlerin misli veya benzeri sizin de başınıza gelmeden böyle rahat rahat cennete gideceğinizi, cennete gireceğinizi mi umuyorsunuz? En hasip tüm. Böyle bir zannınız, böyle bir hesabınız mı var? Bu neyi gösteriyor? Mümin kardeşlerim, aziz ve asil Müslümanlar, en azından bir mümin nasıl bir cemiyetin içinde yaşadığını bilmesi lazım. Tavrını ortaya koyması lazım. Tercihini ortaya koyması lazım. Tercihini, neyi istediğini, neye kavuşmak istediğini, neyin mücadelesini vermek istediğini ortaya koyması lazım. Müslümanın nasıl ki imanı sabit belliyse, davranışı, tutumu, mücadelesi, yapısı, hayatı da aynen meydanda olması lazım. İşte bizim içinde bulunduğumuz musibetlerin başında bu geliyor. Allah katında din dediğimiz zaman innet dine indallahi İslam. Allah katında yegane din, bir tane din, hak din, İslam'dır diyoruz. Amenna. Biz de Müslümanız diyoruz. Bunda tereddüt yok. Müminiz ve Müslümanız elhamdülillah. Ancak İslam anlayışı, din anlayışı o kadar farklı ve çeşitli bir hal aldı ki içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bakıyorsunuz, Müslümanım diyor adam. Fakat bu sefer kendisine göre bir İslam anlayışı ortaya koymaya kalktı. Bana göre İslam şu, şuna göre İslam bu. İslam anlayışı farklı farklı tavırlar ve yapılar göstermeye başlıyor. Halbuki İslam'ın kaynağı bir. Bakıyorsunuz, adam mümin diyor, Müslümanım diyor. Böyle ifade ediyor. Ama öbür taraftan yaşayışına bakıyorsunuz, davranışına bakıyorsunuz, aile hayatına bakıyorsunuz, toplum hayatına bakıyorsunuz. Yaşayışına, davranışına, alışverişine tek kelimeyle
hayati ifadelerine bakıyorsunuz, inancıyla yaşayışı arasında muazzam bir uçurum var. Muazzam bir fark var. Bu neden nereye geliyor? Neye göre yaşıyoruz? Neye göre dünyadan geçip gidiyoruz? Bütün bunların usulleri, esasları, hükümleri doğrudan doğruya Müslümanları alakadar ediyor. Bakınız Rabbimiz Kur'an'ı niçin gönderdiğini beyan sebebinde buyuruyor ki لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ Yaşayan insanlar, yaşayan Müslümanlar bilerek ve bir esasa dayanarak yaşasın, ölenler de bir esasa dayanarak ölmüş olsun diye Rabbimiz Kur'an'ı ve Kur'an'daki hükümleri ortaya koydu. Ey Müslüman, neye göre yaşıyorsun? Ey Müslüman, neye göre ölüyorsun? Yaşayışın hangi esaslara göre? Ölümün hangi esaslara göre? Hangi esasa göre hayatını tanzim ediyorsun? Evlenirken hangi esasa göre evleniyorsun? Çocuk sahibi olurken hangi esasa göre? Çocuğunu eğitirken, okuturken neye göre? Ticaret yaparken neye göre? Sokağa çıkarken neye göre? Alışveriş yaparken neye göre, hangi esasa göre bunları yapıyorsun? Tek kelimeyle neye göre yaşıyorsun? Kime göre yaşıyorsun? Hangi hükümlere göre yaşıyorsun? İşte mübarek Regaib gecesinde bunların düşünülmesi ve bir muhasebesi yapılması lazım. Halimiz nedir? Yolumuz nedir? Rağbetimiz nedir? Arzularımız nedir? Yaşayışımız ne yöndedir? Hal ve ahvalimiz ne durumdadır? Bütün bunları düşünmek, müzakere etmek, muhasebe etmek bu mübarek gecenin bereketlerinden olacak, değerlendirmesi sırasında olacak ve inşallah bunları düşünerek, bunları müzakere ederek birlikte, beraberce bu davanın, bu mananın birer mensubu olarak neler sahibiz, neler değiliz, nelerle meşgulüz, merhumumuz, rakibimiz neler olması lazım, hali hazırda nelerden ibaret, bütün bunları tahlil ederek, tefekkür ederek bu mübarek geceyi idrak etmek inşallah çok şey kazandıracaktır. Hepsinin başında Rabbimizin rızasını ve rahmetini bize ikram edecek inşallah. Çünkü Regaib gecesi Rabbimizin sevdiği birçok şeylerin müminlere ihsan edilmesine, müminlere ikram edilmesine, müminlere verilmesine bir vesiledir bu gece. Sevdiği çok şeyleri müminlere verecektir inşallah. En başta affını, mağfiretini, rahmetini, bereketini, cennetini bu gecede çok müminlere inşallah ikram edecektir. Biz de bu ikrama nail olmak için toplandık, dertleşiyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz ve yaşayışımızın, hayatımızın bir muhasebesini yapıyoruz. Kısaca daha bir hayli hoca kardeşlerim buralar razı olsun geldiler. Onlarla sohbet edecekler. Fazla uzatmadan onlara da vakit bırakmak için, onlara da rahat ve geniş bir zaman dilimi bırakabilmek için fazla uzatmadan özetleyeyim. Rahmetimizi ve arzularımızı, heyecanlarımızı, isteklerimizi belli bir ölçü içinde ifade ettikten sonra sohbetimi, konuşmamı toparlamaya çalışayım. Aziz müminler,
Şimdi demin dedim ki din-i kerim-i İslam Allah katında kıyamete kadar devam edecek olan hak olan bir din. Biz de bunun mensubuyuz. Fakat bir türlü o dinin arzu ettiği hedefe ulaşabilmiş değiliz. Din-i İslam'ın bizden istediği mükellefiyetleri yerine getirebilmiş değiliz. Hayatımıza uygulayabilmiş değiliz. Rabbimiz böyle istiyor. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe hakka tukâti ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey müminler, Allah Azimüşşan'dan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Hayata veda ederken, bu dünyadan göçüp giderken ancak ve ancak Müslüman olarak ölün. Müslüman olarak dünyaya veda edin. Müslüman sıfatıyla, mümin sıfatıyla dünyadan ayrılmaya bakın. Bu ne demektir? Yani bütün mesainizi, bütün rahmetinizi, bütün mücadelenizi İslam'a verin. Ta ki Müslüman kalırsınız ve Müslüman olarak bu alemden yükselirsiniz. Şimdi bu ayetin ışığında yüzümüzü avuçlarımızın içine alarak düşünmemiz lazım. Günümüzün kaç saatini, hayatımızın kaçta kaçını İslam'a ve İslam'ın mücadelesine verebiliyoruz. Fazla büyümüş sermayemiz yok. Kısaca arz edeyim. Hazreti Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem'in normal olarak yeryüzünde 63 yıl gibi bir ömür sürdüğüne bakarsak değerli müminler, Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması 60'tır. Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması yani ömür ortalaması 60 civarındadır. 60 yıl. Nitekim eskiler bir ömür ifadesi için 60 sene kullanırlardı. 60 sene. Hani sen bu işi 60 sene yapamazsın denirdi. 60 sene ne demek? 60 sene. 60 yıl. Ya Ümmet-i Muhammed'in yaş ortalaması. 60 sene. 60 yıl. Ortalama o kadar. Bu 60 yılın 15 yılını, 15 senesini çocukluk çağına ayırır. Çocukluk, sinni sabaret yıllarına, sinni sabaret, yani çocukluk seneleri, çocukluk yılları, 15 sene. 15 seneyi 60'tan çıkartırsanız ne kalıyor? 45 sene. 45 senelik bir ömür sermayeniz var. Bu 45 yılında yapılan hesaplamalara göre hemen hemen yarısı, yani 25 senesi uykuda ve istirahatta geçiyor. Uykuyla istirahatta geçiyor ki uyku esnasında hiçbir şeyin farkında değilsiniz. 45 yılın da içinden 25 yılını böyle çıkartırsanız geriye ne kalıyor? 20 sene kalıyor. Fazla bir şey yok. Fazla bir şey yok. O 20 senenin içerisinde de yemek içmek ihtiyacı için, temizlik ihtiyacı için veya buna benzeri ihtiyaçlar içinde 5 seneyi çıkartırsanız geriye 15 sene kalıyor. Yani ortalama ömür sermayenizin 4'te 1 kalıyor. 4'te 1 kalıyor. Fazla bir ömrümüz, fazla bir zamanımız yok. Nasıl? Rahmetimizi ona göre ayarlamamız lazım. Mücadelemizi ona göre ayarlamamız lazım. Vaktimiz fazla yok. Değerli Müslümanlar, fazla vaktimiz yok. 15 yıl gibi elimizde bir müddet kalıyor. Bunu da tam manasıyla
bir rekat namaz camide cemaatle değil de yalnız kılıyorsa bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınabiliyor. 1,5 dakikada bir rekat namaz kılınıyor. Bir rekat 1,5 dakikada kılınırsa 40 rekat kaç dakikada kılınır? 60 dakikada. Yani günde bize emredilen 5 vakit namazın toplam olarak zaman itibariyle 1 saatimiz alıyor. Geriye 23 saatimiz kalıyor. 23 saatin 1 saati namaz, geriye kalan 23 saat olacak. Nerede harcıyorsunuz? Nerede kullanıyorsunuz? Hangi gaye uğrunda? Hangi dava uğrunda? Hangi şeyin peşinde? Hangi davetin arkasında? Hangi meselenin arkasında kullanıyoruz? İşte sorumlusu biziz. Zamanımızın sorumlusuyuz. Hayatımızın sorumlusuyuz. Yaşayışımızdan sorumluyuz. Allah vazgeçmişler hayatımızı bize soracak ve tek teker gülüha erdikten sonra ruhumuz bedenden çıkınca gecelerimizi, gündüzlerimizi işte mesela 3 aylar dediğimiz şuhur selase dediğimiz mübarek aylar geldi. Bir programımız var. Bu 3 aylar içerisinde neler yapacağız? Neler yapmalıyız? Neler hesaplamalıyız? Kimlerle, hangi meselelerle, hangi maksatlarla uğraşmalıyız? Hizmetimiz ne olmalı? Hayrımız ne olmalı? Hasenatımız ne olmalı? Faaliyetimiz ne olmalı? Nasıl bir hayat, nasıl bir hareket yapmalıyız? Eğer şu 3 aylar girmeden 3 ayların içinde en azından neler yapmak lazım geldiğini küçük bir program yapmamışsanız, hayır programı, hayır hasenat programı, tevbe istiğfar programı, hayırlı işler programı küçük çapta da olsa, aile çapında, cemiyet çapında, nefsimiz çapında bir hesabımız, bir programımız yoksa, 3 aylar böyle başladı, böyle bitirirse hiçbir manası yok. Bize bir şeyler kazandırması lazım. Kötü alışkanlıklarımızı, yanlışlarımızı, eksiklerimizi, noksanlarımızı, kusurlarımızı atabiliyorsak onları daha güzelliğiyle, daha doğrusuyla, daha mükemmeliyle değiştirebiliyorsak işte rağbetimizi, tercihimizi, arzumuzu, isteğimizi ortaya koyabiliyorsak Rehayet Midesi'nin de, onu takip eden Miraç Midesi'nin de, Berat Midesi'nin de, Ramazan-ı Şerif'in de, Kadir Midesi'nin de elbette güzel veci muazzam etkileri olacaktır. Halbuki konu çok geniş, notlarımı aldığım ayet ve hadisler oldukça fazla, hiç onları bilemedim çünkü girdiğimiz takdirde aynı uzayacak. Böyle bir başlangıç, böyle bir giriş kabul ederek inşallah bir başka daha çok yenilerimiz var inşallah. Birçok vesileler olacak. Ramazan-ı Şerif geliyor. Daha böyle sık sık bir araya gelerek meselelerimizi, mevzularımızı ve İslami meseleleri konuşmak üzere burada bu kadar iktifa edelim. Rabb-i Rahim Zülcelal cümlemizi Rehaim'in bereketine nail eylesin. Ve dersin başında dediğim gibi bu gecenin bütün alem-i İslam'ın birleşmesine